Kerbela'yı günümüze kadar getiren anlayışlar vardır. Getiren direnişler vardır. Onlardan bahsetmemek de olmaz. Yani cümle belaların toplandığı Kerbela'da Zeynep olmak vardır. Kesilmiş başların mızrakta takıldığı Ehl-i Beyt kadınlarının çırılçıplak soyularak develere yüklenerek Şam'a götürüldüğü o esirler kervanının komutanıdır Zeynep. Her gittiği yerde, her durulan şehirde, her durulan köyde, insanların yaşadığı yerlerde Zeynep Kerbela'da abisinin direnişini, aile efradına karşı yapılan zulmü haykırarak herkesin bu katliamın bilgi sahibi olmasını ve katliamın da günümüze kadar da yaşatılmasını sağlayan bir direniş abidesidir. Hatta Şah Hüseyin ölüp haberi gittikten sonra Muaviye'nin sarayında, Yezid'in sarayında şenlikler hazırlanır, köçekler bir tarafta oynar, işte ziyafet, içkiler bir taraftan. Tabii o ara huzuruna şeyi de getirirler, Ehl-i Beyt kadınlarını getirirler ve orada Zeynep yüzüne karşı Yezid'e der ki, ey Yezid, sen şu an kazandığını mı zannediyorsun? Yani bizi buraya getirip bir çare halimizde bizi böyle kendi karşısında biat ettireceğini mi zannediyorsun? Veya sen kazandığını mı zannediyorsun? Peki diyor, kazandıysan diyor, abim nerede? Ya Hüseyin nerede? Hüseyin sana biat mı etti? Hüseyin diyor, sana biat etmemek için diyor kellesini verdi. O bu uğurda, inancı uğrunda şehit oldu. Sen kazanmadın diyor, sen aslında kaybeden sensin. İnsanlık tarihi var olduğu müddetçe de Hüseyinler yaşayacak, Yezidler lanetlenecektir diyecek kadar da yürekli, bu davasına sahip çıkan ve davasının en azından kardeşinin davasında peşinde koşan bir duruştur Zeynep Hanım'ın duruşu. Yani Kerbela'yı var eden, Kerbela'ya dinini veren Zeynep Hanım'ız her gittiği yerde, her gittiği ortamda Kerbela'nın acısını, Kerbela'nın katliamını anlatarak günümüze kadar gelmesini de sağlamıştır. Yani derler ki, gidenler Hüseyin'i bir iş yapmıştır, kalanlarsa Zeynep gibi davranmalı, yoksa derdi Yezid'dir. Yani Zeynep gibi davranmayanlar, zulme karşı çıkmayanlar Yezid'dir, Yezid anlayışına sahip çıkanlardır. Bugün dediğimiz gibi 10 Muharrem Hüseyin şehit oluyor ve Fırat suyu hala aradan 1300 yıldan fazla zaman geçti halde kan akıyor. Peki Yezid Kerbela'da Şah Hüseyin'i katlettikten sonra zulüm durdu mu? Durmadı. Yezid'in kılıcı daha sonraki süreçler içerisinde işte mazlum halklar üzerinde sadece bu Aleviler değil, yaşayan azınlıklar da var. Hepsinin üzerinde bir katliam kılıcı gibi, bir zulüm kılıcı gibi işlemeye devam etti. Biz tabii Yezid'in kılıcını dün Kerbela'da gördüğümüzde, daha sonra biz bunu Dersim'de, Sivas'ta, Maraş'ta, Roboski'de, Suruç'ta, yani nerede mazlum halklar yaşanıyorsa onların üzerlerinde de biz gördük. Yani hatta dün Alevileri kılıçla kesiyorlardı, Alevileri katlediyorlardı, bugün Aleviliği katlediyorlar. Zorunlu din dersleriyle geleceğimiz olan çoluğumuzu çocuğumuzu katlediyorlar. Onları zehirliyorlar. Onları bizzat kendi o gerici anlayışlarına göre de yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunda da çoğu yerde başarılı da oluyorlar, olmuyor değiller. Dün Hüseyin'in yanında durduğu için Zeynep Hanım'a saldıranlar, bugün kaybolan evlatlarını, kocalarını, çocuklarını arayan cumartesi annelerine saldırıyorlar. Halkın yanında olan devrimcilere saldırıyorlar. Kendi halkının peşinde, halkının daha haklı davasının peşinde koşan insanlara saldırıyorlar. Ne demiştir Şah Hüseyin? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz dilsiz şeytandan da olmayacağız. Elbette ki nerede bir haksızlık varsa da onlara karşı da direneceğiz. Tabii bu topraklarda Ermeniler, Rumlar, Pontuslar, Süryaniler, Ezidiler, Kürtler, Kerdaniler, yani sayamayacağımız yüzlerce inanç toplulukları katliamlarla
baş başa kaldılar. O yarın yanandan kayır her şeyimiz ortaktır diyerek derisi yüzülmedi mi? Enel Hak dediği için derisi yüzülen Hallacı Mansur, Baba İlyas, Baba İshak, Şeyh Bedrettin, Turlak Kemal, Börklüce Mustafa, işte 2. Murad'ın kellesini kestiği 4000 can. Aynı zamanda Şahkul isyanları sırasında katledilen canlarımız, Celali isyanları, Kalender Çelebi isyanları, Pir Sultan'ın katli, Kuyucu Murad'ın 40.000 Alevi, 40.000 canı Alevi'yi diri diri topraklara gömerek katletmesi, Yeniçeri ocaklarında işte binlerce Yeniçeri'nin katledilmesi, işte Ermeni soykırımı var, Koçgiri isyanı var, Zilan katliamı ki 10.000'lerce insan katledilmiştir Zilan katliamında, Dersim soykırımı, Zinige diye bizim Erzincan'da yapılan Zinige diye katliam, Kırışkaya köyünde yapılan. Evet, Zinige diye katliam var. 6-7 Eylül 1955'te azınlıklara karşı yapılan İstanbul'daki 2 günlük bir saldırı, bir katliam, provokasyon var. 34 kişinin bombalarla katledildiği Roboski, 107 kişinin katledildiği Ankara Garı, 33 tane aydınımızın katledildiği Suruç, bunlar hepsi bu toplum içerisinde, bu toplumda yaşanan kerbelalar. Daha sonraki süreçlerde tabii Alevilere karşı da işte Malatya, Maraş, Sivas, Çorum, tekrar Madımak katliamı, Gazi ve benzeri yerlerde yapılan katliamlar hepsi birer günümüzün kerbelasıdır. Yani 800 yıla yaklaşan bir Osmanlı iktidarına baktığımız zaman tek dil, tek devlet, tek inanç, tek devlet sloganıyla ırkçı, faşist, gerici zihniyetlerini hakim kılmak için, diğer farklı inançlar olan insanlara da kendilerine biat etmelerini sağlamak için yapılan katliamlar var, zulümler var. Oradan tabii günümüze gelirsek, günümüzde de tabii bu anlayış dediğimiz gibi Yezid'in bu anlayışı durdu mu? Durmadı. Yezid'in, hatta Osman'ın, 3. Halife Osman'ın o dönem yaptırmış olduğu anlayış bugün hala günümüzün iktidarı tarafından, günümüzün Yezid iktidarı tarafından da devam ettiriliyor. Yani bakıyorsunuz Muaviye, Ebu Sufyan babası ve Muaviye işte kan davası haline getirerek Ali'yi, Hazreti Ali Efendimiz'i biliyorsunuz katlettirdi. Bir, aynı günümüzde olduğu gibi Muaviye kendi Emevi ailesini biat kültürünü aşılayarak hiç düşünmeksizin, aynı şimdiki gibi, hiç düşünmeksizin kendisine biat etmesini, haksızlığı yapsa dahi her şeyi kabul etmesini kendi ailesine sağladı. Devletin önemli mevkilerine kendi akrabalarını getirdi. Aynı günümüzde dediğimiz gibi görüyoruz, işte 3 maaş, 5 maaş, 10 maaş alan işte AKP'nin saltanat sürdüğü bir anlayışı da biz günümüze yaşıyoruz. En büyük şey de biliyorsunuz, Sıfın Savaşı'nda yenileceğini anladığı zaman hemen mızrakların ucuna Kur'an ayetlerini geçirdiler. Bu aynı günümüzde olduğu gibi, yani Kur'an'ın kendi İslam anlayışının da kendi çıkarlarına hizmet eden sahte bir anlayış olduklarını söylediler. Yani onların çıkarları varsa aynı çıkarlarında günümüzde, nasıl ki günümüzün Yezid'ini peygamber kabul eden bir zihniyet varsa, o dönemde de aynısı, yani Kur'an ayetlerini mızrakların başına geçirerek, daha sonra da hakim dediğimiz hakim olayla da sahtekarlık yaparak hilafeti bir yerden alıp öbürüne verdiler. O dönemde Muaviye'nin etrafında güçlü hukukçular yoktu. Vardı ama korkularından sesini çıkartamıyorlardı, aynı günümüzde olduğu gibi. Yani öyle bir iktidar kurmuştu ki kimse korkudan sesini çıkartamıyor. Herkes kendisine biat etmek zorunda. Aynı bugün tek adam rejimi dediğimiz gibi, rejimde de olduğu gibi. Aile saltanatı yaşanılıyor. O dönemde de mesela savaşta elde edilen ganimetlerin 1/5 oranında işte savaşan insanlara veriliyor, fakir insanlara, ama 1/3 de devletin kasasına kalırken 1/5 devletin kasasına kalıyor. 1/4 ise kendi yandaşlarına, kendi ailesine, eşine, dostuna
Dağıtılıyor. Dağıtılıyor. Yani diğer dediğimiz gibi tüm devletin organlarına Muaviye kendi iktidar döneminde eşeğini, dostunu, akrabasını getirdi. Ve bunun sonucunda da dediğimiz gibi devlet olduğu gibi bunların eline geçti. Şimdi son süreçte de biliyorsunuz ülkemizde bu Yezid anlayışlarının sonucunda da ülkemizde yaşanan biliyorsunuz işte Suriye'den gelen göçmenler sorunu var. Şimdi şu an Afganistan'dan gelen göçmenler sorunu var. Şimdi bunlara da baktığımız zaman da işte Yezid zihniyeti kendi içerisindeki rahat durmayıp dışarıya yayılmacı politikasıyla devam ettiği müddetçe de oradaki rahat içerisinde yaşayan, huzur içerisinde yaşayan insanların düzenlerinde bozuk o insanların bu ülkede yani başka ülkelerde 5 milyon, 10 milyon olacak şekilde sığınmacı, mülteci olarak zor şartlarda yaşamasını sağlamıştır. Yani tabii olan dediğimiz gibi yani o dönemde de masumları oldu. Bu dönemde de masum insanlara oluyor. Ve şu an dediğimiz gibi baktığımızda bugün Afganistan'dan gelenler bugün kendi kurmuş olduğu kolluk kuvvetleriyle önümüzde mazlum halklara karşı bir katliam girişimi, bir katliam hazırlığı yine var. Bugün Afganistan'dan özellikle bir tane kadın, yaşlı, genç, çocuk olmazken hep gencecik savaşan insanlar, Amerika saflarında savaşan insanlar ülkeye geliyor ve bu insanlar sınırımızı yor geçen anına çevirerek bu ülkeye giriyorlar. Bu insanlar boşuna gelmiyor. Polis güçleri olduğu gibi Fethullah'ın olan polis güçleri şu an Tayyip Erdoğan'ın polis güçleri olmuş. Özel bekçi sistemini kurdu. Sadat denen bir sistemde de eğitimden geçiriliyor. Ve şu an kimde ne kadar silah verilmiş, devletin elindeki silahlar kimde bunun şeyi bile yok. Ve tüm insanları, kendi kadroları silahlı eğitimden geçiriyorlar. Dövüş sanatını öğreniyorlar. Örneğin DAEŞ çok büyük destek vermiş oldukları DAEŞ işçi çeteleri bugün Suriye'den gelip Türkiye sınırında yaşıyorlar bunlar. Bunların bakımı hala sağlanıyor. Çünkü günümüzün Yezid'i kaybettiğini anladığı an ülkemizi bir iç savaşa sokarak ülkemizde tekrar aynı Kerbela'da olduğu gibi, aynı Dersim'de olduğu gibi, aynı Maraş'ta olduğu gibi yine orada topraklarda mazlum insanların kanını akıtmak gibi bir proje içerisinde. Peki bizler ne yapacağız? Deminden beri konuştuk. Dedik yani zalimin zulmü karşısında sessiz kalan dilsiz yılandır dedik. Şeytandır. Şeytan yılan fark etmiyor aynısı hemen hemen. Şimdi şeytandır dedik. Şimdi peki böyle bir durum var. Geleceğimiz tehlike altında, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği tehlike altında. Türkiye topraklarında yaşayan anamız, babamız, eşimiz, dostumuzun hepsi geleceği bir şey altında. Tehdit altında. Bizler ne yapacağız? Bizler bir araya gelmek zorundayız. Bu çok önemli bir şey. Bir araya gelmek zorundayız. İnancımız, kültürümüz, savunduğumuz davalara sahip çıkmak zorundayız. Yani sadece o ülkeyi bizim yazın gidip işte tatil yapıp, 3 hafta, 4 hafta tatil yapıp geleceğimiz bir ülke olmamak zorunda. Fakat ne yazık ki şu an baktığımızda da durum biraz karışık. Bizim cephemizden de karışık. Yani bizim cephemizden de istediğimiz şekilde duyarlılık gösterip istediğimiz şekilde bir örgütlenme yaratamadık. Böyle bir sıkıntımız da var. Ama buna rağmen eğer biz yeni yeni Kerbelalar yaşanmasını istemiyorsak, her yerin Kerbela olmasını istemiyorsak kesin olarak direnmek zorundayız. Direnirken de bireysel bir direniş değil. Direnirken örgütlü bir direnişi, örgütlü birlikteliğimizi yaratmak, buna karşı da dediğimiz gibi Kerbelalar yaşanmasının önüne ancak o şekilde geçebiliriz. Nefestir nefes, haktır deliler. Öyle diley deli, gönül öyledir.
nefes yaradılmış oku dediler. Öyle bir eylemi görülmedir. Nefes yaradılmış oku dediler. Öyle bir eylemi katliamları, günümüze kadar mazlumlara karşı yapılanları anlattığı gerçekten yani Yezid zihniyetine sahip olan Yezid, o dönemde bu zalimliği yapan bir kişinin ismi. Yezid, işte babası Muaviye, işte dedesi Ebu Süfyan. Yani bu tür zihniyetlerin tek amaçları var. Kendi çıkarları için karşısında kim olursa olsun, yeri gelir anlaştığı kişileri bile karşılarına alarak, aynı günümüzdeki gibi tek değer yargıları kendi hükümdarlığını ya da kendi sahip bulunduğu zenginliği yok olmaması adına, yani mazlumlara karşı ya da işte kendisinden olmayan dini, dili, ırkı ne olursa olsun katleden bir zihniyettir. Yani temsil ettiği zihniyet Yezid'in budur. Biz Aleviler zaten biraz önce de belirttik, sevgili Metin abi de belirtti. Bizler dini, dili, ırkı ne olursa olsun bizim için iki türlü insan vardır. İyi insan ve kötü insan. Yani biz de iyi insan olarak, kötü insan olarak ayırt ederiz. Ve iyi insanların yanında her zaman yer almışızdır. Yer almaya da devam edeceğiz. Mazlumun yanında yer almaya her daim devam edeceğiz. Yani bizim sahip olduğumuz adaletten, adalet tutumundan, işte doğrudan, güzelden, yani insanlık adına ne varsa bütün değerler, biz inanç olarak, yaşamımız olarak da bu değerler etrafında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Evet, günümüzde de yaşanan, biraz önce söylediğin gibi Metin abi, gerçekten de kötü olaylar devam ediyor. Yani gene işte kendisinden olmayana, mazlum olana, işte... Şimdi 1400 yıl önceki durum farklı, şimdiki durumlar farklı ekonomik anlamda, yaşam biçimi olarak. Ama hani bugün yaşadığımız süreçte de gerçekten hani
çıkan bütün savaşlarda diyelim, hepsi yine bir belli işte sistemin kimliklerin dayattığı bir baskı sonucu ülkeleri birbirine karıştırmak adına, işte halkı birbirine vurdurmak adına çıkardıkları hani katliamdır. Başka bir gerçekten tanımını ben bulamıyorum. Bugün Afganistan'da yaşanan da öyle. Öncesinde işte Suriye'de yaşanan. Bütün hani, Irak'ta yaşanan. Aynen. Ve şöyle bir dikkat etmek lazım. Buna gerçekten de nedense hep aynı yerlerde çıkıyor. Ya da nedense böyle hani şöyle söyleyeyim yani yaşamıyla ya da inanç da olsa, değer yargısı da olsa gerçekten böyle belki ona sahiplenemeyen yerlerde daha çok oluyor. Yani sorgulamayan kesimlerde daha çok oluyor. Hani şimdi ayrıştırdığım zaman gerçekten hep Orta Doğu ya da ne bileyim İslam hani, ülkeleri. Aynen İslam ülkeleri ya da hani Müslümanlık olarak tanımladıkları yerlerde çıkıyor. Yani gerçekten bence inancı doğru bir biçimde yaşamış olsalardı bu tür şeyler olmaz yani mümkün değil. Şöyle düşünün yani hani diyorsunuz Yaradan'ı severiz Yaradan'dan ötürü ama karşınızdaki insana ki dininden işte milliyetinden ötürü tahammülünüz yok. Ya da hani ne bileyim işte şu an hani sistemde de aynı şeyler vardır ya her zaman ekonomik anlamda durumu iyi olan, geliri iyi olan ya da işte şöyle hani gelen şöyle derler ya hani eski hükümdarlıkta kadılar da ona göre konuşur ya hükümdara göre konuşur. Şimdi bizim yaşadığımız hani sistemde de öyle yani Diyanet Kurumu var. Ülkenin başında bulunan kişinin isteğine göre işte yorumlar yapabiliyor. İsteğine göre fetvalar verebiliyor. Yani inançla hiçbir alakası yok. Bizler bunun farkındayız ama keşke hani bu inancı kendine sahip olarak görenlerin de bunun farkında yani çoğu değil tabii ki bunun istisnalar var. Keşke yani o zalimlere karşı işte siz bu inancı ya da bu kimliği hani yerine getiremiyorsunuz ya da koruyamıyorsunuz ya da yapamıyorsunuz. Keşke hani bunu da diyebilen kişiler çıkmış olsaydı da bizler de bugün bunu yaşamamış olsaydık. Benim de bu konu hakkında söyleyeceklerim yani ya tabii, bu güne ait. Yok çok doğru söylüyorsun da yani şimdi bakın mesela biz inançsal olarak da ayrı bir güzelliğe sahip. Ya inancımız dünyada var olan en güzel inançlardan birisi. Yani baktığımız zaman sadece insanlara değil, dünyada yaşayan tüm canlılara karşı da çok büyük değer veren. Şimdi doğru, düşkünlük yani. Olayına baktığımız zaman kaldırılmayacak düşkünlüklerden birisi can almaktır. Ama bu sadece insan canı değil. Eğer siz doğada yaşayan canlılara dahi zulmediyorsanız, katlediyorsanız, ağacı yakıyorsanız, kökünden çıkartıyorsanız bu bile hemen hemen kaldırılmayacak bir düşkünlük veya cezası çok ağır olan düşkünlüklerdir. Şimdi ondan dolayı mesela bakın bir örnek de şu tahtacı alevileri ağaç mesela bunlar geçim kaynakları ağaç. İşte ormana giderler, ağaçları keserler fakat bunlar ağaçları kestiği zaman günümüz Yezidlerin yaptığı gibi değil. O duaya katleden zihniyetteki insanlar gibi değil. Onlar keserken dahi ormanda kullanılmayacak. Yani ömrü biliyorsunuz ağaçlarında belli bir yaşları var, belli bir süresi var, yaşam süresi var. O ağaçları keserler. Onlar da gülbenk kesiyor. Bakın keserken de gülbenklerini de yazdım, notumu da aldım. Ormanın süsüydün, ağacın hasıydın. Adem'in beşiğinde, kapının eşiğinde sen varsın. Geçimim senden, affını diliyorum. Ormanın tüm nimetlerine aşk ola. Yani ağacın karşısına geçip kesinden dolayı da ağaçtan dahi ki bir can sonuçta da yani ondan özür dileyecek kadar gülbenklere sığacak kadar da bir temiz inanca sahip insanlarız. Sivas mahkemelerinde Sivas katliamlarının genel olduğu dönemde mahkemelerde o katiller eli kanlı katiller hakkında idam cezaları isterken idam cezalarına karşı çıkanlar da evlatlarını kaybeden o Alevi anneleriydi. Biz annelerin evlat acısını çekmemesi için bakın evladını kaybetmiş veya kocasını kaybetmiş yani canından bir parçayı kaybetmiş ama diyor ki biz diğer annelerin de evlat acısını çekmemek için idama karşıyız diyecek kadar da onurlu bir direnişe sahip Alevi insanı, Alevi annesi ya sonuçta bu kutsal bir inanç ve bu kutsal inancın içerisinde 72 millete aynı nazarda bakan bir anlayışı siz diğer inançlarda bulamazsınız. İnsanların dini inancı, insanların yaşam biçimi ne olursa olsun demiştir ki onun özelidir. Bir baskı unsuru olarak kullanmamıştır. Ama bir de bizim inancımızın güzeli sorgulayan bir inanca sahibiz. Yeri gelmiş Allah'la muhabbet etmişiz.
Yeri gelmiş pirimizi, bakın çok kutsal, inancın kutsallığı o kadar güzel ki, bir cem başlarken dahi, cemde eğer bir ufacık çocuk dahi rızalık vermediği zaman, o cem yürütecek olan post dedesi ceme başlayamıyor. Eyvallah. Rıza kapısını açması lazım. Rıza lokması kapısını açıp, o insandan rızalıklarını, o çocuk dahi olsa onların rızalıklarını alması gerekiyor. Böyle güzel bir inancı başka yerde bulamazsınız. Sorgulayan bir inanç. Cemde diyor iki tane küsler diyor, cemde olamaz diyor. İnsanlar birbiriyle barışık olması lazım. Küslük meydanının olmadığı bir şey. Yani bir de düşünebiliyorsunuz, bir ibadet düşünün. Haremlik selamlık değil. Can gözünün açık olduğu, içeriye giren insanların kimliklerine veya kadın erkek ayrımına bakmaksın, can olarak girildiği kapıya niyaz edip can olarak girilmiş olduğu bir inancın sahipleriyiz. Siz bunu başka inançla da bulamazsınız. Ama ne hikmetse işte bu kadar dua, en ufacık bir canlıya dahi en büyük önem veren bu toplum, katliamlarla maruz bırakılarak katliamlarla bugüne kadar gelmiş. Ama yine de bir canlıya kıymamıştır. Ama yine de şu an hiçbir zamanda şey olmamış. Yani canlıya kıyan bir katil etiketini yememiştir. O Yezid zihniyetine hiçbir zaman hizmet etmemiştir. Yezid'den olmamıştır. Mazlum olmuştur. Yakılan olmuştur ama Hüseyin olmuştur. Hüseyin'i duruşu da devam ettirmiştir. Şu çok önemli. Yani biz Hüseyin'i duruş diyoruz. Hüseyin'i duruşu çok iyi algılamak lazım. Bakın bugün Facebook, sosyal medyada şerefsizler var. Yezid'in sofrasına oturan insanlar var. Kendilerine Alevi dedesiyim, Alevi piriyim diye söyleyip de Yezid'in sofrasına oturup zıkkımlanan insanlar var. İşte bir Alevi dedesi, bir Alevi o sofraya tenezzül etmez. Çok özür dilerim, Pir Sultan'ın itlerinin tenezzül etmediği kadı sofrasına bugün oturup tenezzül edip kendine daha sonra da Alevi önderiyim diyen insanlar var. İşte biz bu içimizdeki bu yol düşkünlerini biz bir şey yapmak lazım. İçimizden sıyırıp atmamız lazım. Sıyırıp atmadığımız müddetçe biz sağlıklı bir Hüseyin'i duruşu sergileyemeyiz. Yani yolun kuralı belli. Yolun kuralını pirlerimiz koymuş. Yol önderlerimiz koymuş. Biz yeni bir Alevilik yaratmıyoruz. Ta 680 yılında eyvallah. İşte onu diyorum. Yani bakın 680 yılında şunu yapardı. Şah Hüseyin biat ederdi. Bir şehre vali olurdu. Hasan yaptı. Kardeş Hasan yaptı. Yani biat etti. Muaviye'ye biat etti. Belli bir parayı verdiler. Hatta anlaşmasının içerisinde camilerde babasına karşı hutbe okunuyordu. Küfür eden hutbeler okunuyordu. Onu da yapmayacağız dediler. Fakat yine devam etti. Sonuna kadar gitti. Ne oldu? En sonunda karısına zehirleterek engel gördüğü için yine katletti. Ama Şah Hüseyin öyle yapmadı. Şah Hüseyin kellesini vereceğini bile bile, öldürüleceğini bile bile ve düşünebiliyor musunuz? Aile ifradı, 72 aile ifradı onurlu bir direniş sergilediler. Biliyorlardı başlarına gelecekleri. Çünkü sonuçta kendisinden kat kat üstün on binlerce azgın Yezid'in askerleri var. Kurtuluş çareleri de yok. Çünkü suyu kesmiş, her taraftan çevirmiş seni. Ne su veriyor? Ekmeğin yok, suyun yok. Çoluk çocuk figan feryat içerisinde. Ve diyor ki biat edeceksin diyor. Sen biat etmiyorsun, sonuç belli. Yani gerçi Şah Hüseyin biat etseydi de belki o sonucun farklı olacağını düşünmüyorum ben. Ama buna rağmen dedi ki yok. Onurlu bir direniş. Ben dedi çünkü benden sonra gelecek olan insanlara, mazlum halklara, zalimin karşısında biat etmemesi için onurlu bir direniş vermek için dedi kellemizi bu yolda serimi veriyorum dedi. Ondan dolayı bizler içimizdeki cidden bu yol Yezidleri dediğimiz insanlara karşı da duyarlı olmak zorundayız. Bugün bakın birdenbire şey peyda oldu. Birdenbire AKP iktidarında Muharrem iftarları. Birdenbire Hacı Bektaş'ta biliyorsunuz mevlüt okutma. Yapılmak istendi ama engellendi. Demek ki biz bir araya geldiğimizde, direndiğimizde, tavır koyduğumuzda yapamıyorlarmış.